Bilgi paylaşıldığı sürece değer kazanır. Paylaşılmayan bilginin sizler de takdir edersiniz ki hiçbir önemi yoktur. O yüzden bilgiyi sizlerle paylaşmak çok büyük bir mutluluk ve erdemlilik olayı. Türkler buraya geldiği zaman bu bölgede kimler vardı? Peçenekler, Uzlar ve diğer Türk boyları burada mıydı? O konuda bilgi verebilir misiniz? Milattan önce 7. yüzyılda, 8. yüzyılda hatta Orta Asya'dan gelen Kimmerler var. Daha sonra 7. yüzyılda gelen İskitler var. Bütün kavimler göçünün gelip geçtiği yerlerdir bunlar. İz bıraktığı yerlerdir. Ama Türkler geldiği zaman özellikle 1060 yani 11. yüzyılın başlarından itibaren 1071 bizim tamam son noktayı koymamız. Ama ondan önce bu Alp erenlerin o kadar büyük şeyleri var ki bu yalnızca şeyde değil Kars'ta değil Van bölgesinde de öyle. Şimdi Erciş Çelebi Bağı'nda kazılar yapıldı. 11. yüzyılın başlarında Müslümanlar var. Çok sayıda ama mezarları var. Yani Anadolu'da Türkler 1071'de biz son damgamızı vurduk. Son şeyimizi yaptık. Tabii nur içinde yatsın. Sultan Alparslan'ın çok büyük orada bir konuşması var. Yani bir kez geldim diyor. Yani dönüş yok. Kendisini hepinizin bildiği gibi atının kuyruğunu kendisi bağlıyor. Kendisi beyaz bir kefenlik içine giriyor. Ben ölürsem sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım, kardeşlerim beni bu giysilerimle gömeceksiniz diyor. Ondan önce tabii Bizans ordusunda peçenekler var, uzlar var. Hepsi görüyorlar. Türkler ondan önce yıpratma şeyleri yapıyorlar. Moral bozucu rüzgar gibi uçan atlarıyla naralar atarak Bizans ordusunun etrafında cirit atıyorlar. Bir bakıyorlar ki oradaki şeyler, ücretli askerler bunlar Türk. Onların hepsi bizim safımıza geçiyor. Ondan önce Mervanoğulları var. 10.000 kişilik orduyla geliyor Sultan Alparslan'a biat ediyor. Elini öpüyor, emrine giriyor. Ve Türkler gerçekten geldiği zaman Anadolu'da hayat başlıyor sevgili arkadaşlar. Bizans kök çektiriyor Anadolu'ya, ben size söyleyeyim. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara'ya almasının özünde de bu yatıyor. Anadolu'ya aldı mı kendisine inanan güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak çok güçlü bir halk var. Buna çok güveniyor. Anadolu böylesine bir coğrafya.